Bizim kullanmış olduğumuz mesken ve mekanlarda doğalgaz var ise doğalgaz kokusuz bir gazdır. Ancak çürük yumurta veya çürük sarımsak kokusu alabiliriz doğalgaz kaçağından. Doğalgaz kaçağı genelde tesisatların ek yerlerinde, kombi bağlantılarında ve ocakların bağlandığı yerlerde zamanla contaların aşınması veya gevşemesiyle birlikte oluşabilecek koku sızıntıları olabilmektedir. Bu tür durumlarda ne yapılmalıdır? Eğer ki böyle bir koku alıyorsak, çürük yumurta veya sarımsak kokusu alıyorsak, bulunduğumuz ilde Alo 187'yi arayarak doğalgaz arıza servisine hemen bildirimde bulunmalıyız. Bunun akabinde elektrikli hiçbir şeye dokunmamalıyız. Yani yanlış yapılan hatalardan biri elektriği hemen kapatıyoruz veya açıyoruz bazı yerleri. Ne açmalıyız ne kapatmalıyız. Herhangi bir ark oluşabilir. Sigara içilmemelidir o durumda. Bulunduğumuz ortamlarda hemen havalandırmalıyız, pencereyi, kapıyı açmalıyız. Bulunduğumuz gazın yayılması, dışarı çıkması için hemen bir koridor oluşturmalıyız. Pencerelerimizi açmalıyız. Ayrıca önlem amaçlı dedektör, doğalgaz gaz dedektörü bağlanabilir. Bu dedektörün erken uyarısı vasıtasıyla doğalgaz vanaları da kapatılarak önlem alınmış olabiliriz. Doğalgazı tasarruflu kullanmanın en önemli yöntemlerinden, özelliklerinden biri ortamdaki ısıyı sabit tutmamız gerekir. Bu ne demek oluyor? Yani derecenin sürekli aynı kalması gerekiyor. Bir yükseltip bir alçaltmamamız lazım. Ortam derecesini eğer ki sürekli değiştirirsek ortam ısınana kadar kombi daha çok çalışacaktır ve bu da daha çok gaz harcadığından dolayı faturaya yansıyacaktır. Sürekli sabit ısıyla çalıştırmamız gerekiyor. Isı kaybını engellememiz lazım. Bu ne demek oluyor? Binamızın bulunduğu montalamasının yapılması gerekir. Daha doğrusu alt komşu yakmıyor ise bu da ısınan hava yukarı çıktığı için bizim bulunduğumuz meskendeki zeminin soğuk olmasını sağlar. Buna yönelik ısı kaybını önleyici önlemler almamız lazım. Ayrıca doğalgaz faturasını biraz daha düşürmek şöyle mümkündür. Kombilerimizin bakımlarını her yıl yaptıramasak dahi mutlaka 2 senede bir bunları yaptırmamız lazım. Çünkü tıkanan filtreler temizlendiği zaman ve petek temizliğini yaptığımız zaman hem suyun dönüşümünü rahatlatırız hem de gazın az tüketimini sağlayarak tasarruf sağlamış oluruz. Genellikle vanaların olduğu noktalarda olur. Tasarruf da sağlamak için kombinin ayarlarını sürekli oynamamamız